Peki biz hep ortak çıkarlar doğrultusunda birleşebilmekten bahsediyoruz ama niye bir türlü adil, şeffaf bir yönetim anlayışı oluşturamıyoruz? Siyaset ve etik ismini verdiği konferansında katılımcılara hitap eden Doktor Gülfem Saydan Sanver, adil ve şeffaf yönetim anlayışını ele aldı. Şeffaf bir yönetim anlayışı oluşturamıyoruz. Bunun tek sorumlusu seçtiğimiz yöneticiler mi acaba? Yoksa biz de bu işin neresindeyiz? Yani son dönem evet biliyoruz popülizm çok yükseliyor ve bunlar acaba bu popülist yaklaşımların bir sonucu mu? Yoksa hep geçmişten beri gelen belli anlayışların biz farklı versiyonlarını mı görüyoruz? Siyasi etik kanun teklifi bu 2019 senesi içinde aslında meclisimize geldi. Daha önce de defalarca gelmişti. Fakat her zaman olduğu gibi yine maalesef ki reddedildi. Doktor Gülfem Saydan Sanver, siyasetin ve toplumun içindeki etiğin nelerden kaynaklı azalabileceğini anlattı. Yönetim ne kadar merkezileştikçe o kadar etikten ayrılma hızlı oluyor. Yönetim ne kadar tek adamlaşırsa etik problemleri daha artıyor. Vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ne kadar siyasetten uzak durmaya başlarlarsa etik problemi o kadar artmaya başlıyor. Dolayısıyla evet, yöneticiler etik problemi yaşıyor olabilir ama aslında bizim temel görevimiz belki vatandaş olarak da bununla ilgili tepkilerimizi ortaya koyabilmek. Eskiden siyasetçilerin dürüst olması beklenirdi. Ne kadar sağlanırdı bilemiyorum ama en azından eskiden siyasetçiler dürüst olduklarını iddia ederlerdi. Bugün baktığımız zaman biz dünyanın hemen her yerinde özellikle popülizmin yükselmesiyle beraber, kutuplaşmanın artmasıyla beraber siyasetçilerin yalan söylemesi de çok daha tahammül edilebilir bir durum haline geldi.